Evet, yani son bir hamle kalmıştır, son bir umut kalmıştır. Bunun değerlendirilmesi yaşamsal bir öneme haizdir. Ya şunu izleyenlerimiz, bütün seçmenler, hepimiz gözden uzak tutmamalıyız. Yani bu ülkeyi 21 yıldır yöneten ve bu hale getiren bu iktidar, özellikle Erdoğan ve onun iktidar anlayışı bir milli güvenlik meselesidir. Bir beka meselesidir. Çok açık söylüyorum. Bu ülkenin bekası meselesidir. Hep dillerinden düşürmüyorlar ya, muhalefet gelirse efendim şöyle olur, terör örgütleri doluşacak, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar, geleceğimiz tehdit altına girecek, şu olacak, bu olacak diye. Bunların hepsi masal, hepsi algı operasyonları. Arkadaşlar, sevgili milletimiz, ya sevgili seyirciler, muhalefet bugüne kadar ne yapmış ki? 21 yıldır iktidarda olan bunlar değil mi? Biraz önce şeyler de görüyorsunuz. Yani terör örgütleriyle hasbihal eden, terör örgütleriyle yatıp kalkanlar bunlar değil mi? Daha 2009 yılında PKK ile Oslo'da görüşüp, eğer bu söyleniyorsa şerefsizliktir deyip, aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra evet ben emir verdim ve görüştük diyen Erdoğan değil miydi? Ya biraz önce gösterdiğiniz görüntüler, sevgili Özgün'ün hazırlattığı o video herkesin hafızasında. 34 tane terörist Kuzey Irak'tan Türkiye'ye ellerini kollarını sallayarak gelip Habur'da bir çadır mahkemesinde üstelik alınırlar diye mahkeme salonlarında bulunması gereken Türk bayrağı oradan kaldırılıp alınmasınlar diye tiyatro bir yargılama yapılarak ve şeklen pişman mısınız diye sorulup hayır pişman değiliz demelerine rağmen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak beraat ettirildikleri ve üstü açık otobüslerle bu bölgede zafer turu attırıldığı daha dün gibi herkesin hafızasında değil mi? Ya bırakın Barzani'yi, YPG'nin, PYD'nin başkanı Salih Müslim'i Ankara'da kırmızı halılar ile kırmızı halılar sererek karşılayan ve Kürt bayrağını göndere çeken bu iktidar değil miydi? Ya Kandil'e devletin Anadolu Ajansı'nı gönderip canlı yayın yaptıran muhalefet miydi? Kimdi bunlar? İktidardı diye doğrudan ya, söyleyin de soru halinde söylemeyin hayır, bunu. Hayır, iktidar da Erdoğan'dı. Evet. Özelde Erdoğan'dı. Ya Apo'nun mektuplarını kim okuttu? Erdoğan okuttu. Daha 3 sene önceki, 4 sene önceki seçimlerde PKK'dan, Abdullah Öcalan'dan, Medet Uman, Erdoğan ve AKP değil miydi? Buna sessiz kalan Bahçeli değil miydi? Ya 28 Mart, bakın daha bir ay, iki ay olmadı. 50 gün önce İmralı'ya tekrar heyetler gönderen Erdoğan değil miydi? 2 ay önce. İnkar etseler de İmralı'nın kayıtları orada açıklasınlar görelim. O defterleri bir döksünler. Görelim bakalım kimler hangi sıklıkla ziyaret etmiş. Tam tecrit uygulanan bir kişiye hangi görevliler, hangi haber kulakları, kimler aracılar gitmiş. Dönmüş bize muhalefetin terör örgütleriyle iç içe olduğu gibi bir laf salatasını, bir yalan ve iftira kampanyasını üzerimize boca etmeye çalışıyorlar. Murat Karayılan'la bir kumpas video çekip bunu seçim kampanyasında bangır bangır onun sahte olduğunu bildiği halde, bunun bir suç olduğunu bildiği halde 84 milyona göstermekten imtina etmiyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tane fotoğrafını bulamazsınız. Bir tane ilişkisini bulamazsınız. Ama sizin çarşaf çarşaf kardeşim, çarşaf çarşaf, megrileri söyleyen sizdiniz. Ya Kürdistan'ı eyalet olarak tanımlayan, Osmanlı'da Lazistan ve Kürdistan eyaletleri var. Eyaletlerden çok fazla çekinmemek lazım. Onlar daha demokratiktir diyen Erdoğan'ın kendisi değil miydi? Binali Yıldırım Kürdistan diye bahsetmiyor muydu? Ya bir bölücü terör örgütü ile yani o bölgede özerk bir şeri parça oluşması, bir özerk federatif yapı oluşması için
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı bir ilga ederek, üstelik şeriat içeren, yani şer'i kurallara dayalı bir İslam Kürt devleti kurmak için mücadele eden bir terör örgütü Hizbullah'ın uzantısı Hüdapar'la siz şu anda iç içe değil misin? Erdoğan, bunlarla sen görüşmüyor musun? Sen içine almadın mı şu anda? Bize sabahtan akşama kadar muhalefet FETÖ, muhalefet FETÖ. Ne FETÖ'sü kardeşim? FETÖ'yle hasbihal eden sizsiniz. FETÖ'yle hemhal olan sizdiniz. Devlete yerleştiren sizdiniz. Buyur gel hoca, işte vuslat, işte şeyler bitti diye bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu muydu? Çevrendeki bakanlarına bir dön bak. Bakan yardımcılarına bir bak. Devlete yerleştirdiğiniz bürokratlara bir bak. Hala yanı başında gezdirdiğin iş adamlarının büyük çoğunluğuna bir dön bak. Hepsi Pensilvanya'dan biletli. Hepsi Pensilvanya'da ele tek öpmüş. Hele hepsi önleri ilikleyerek, salya sümük ağlayarak bağlılıklarını arz etmiş kişiler. Ya siz değil miydiniz bu ülkenin valilerini, emniyet müdürlerini, yargı organlarını, yargıçlarını FETÖ'ye, o örgüte veren, onlara angaje eden, sizin yazarınız Abdülkadir Selvi söylemedi mi? Dün kaç tane valiniz vardı, bugün kaç valiniz var? Dün kaç emniyet müdürünüz vardı, bugün kaç emniyet müdürünüz var? Nankörler demediniz mi? Ya Erdoğan, 17-25'te iktidar içi, FETÖ'yle iktidar paylaşmasından kaynaklanan iktidar içi bir savaşa düştüğünüzde ve iktidarın elinizden kayıp gittiğini, ortağınızın size ihanet ettiğini anladığınızda yargıyı çalıştırmadan önce özel haberci gönderdiniz. Özel haberci gönderdiniz Fehmi Koru'yu, anlaşabilir miyiz diye. Fehmi Koru yazıyor kitabında. Diyor ki anlaşma umudu vardı Erdoğan'da diyor. Eğer diyor Fethullah Gülen anlaşmaya yanaşsaydı, eğer o teklifi kabul etseydi biz kaldığımız yerden yaşamaya devam edecektik. Kabul etseydi ne olacaktı? 25 Aralık yaşanmayacaktı. Yine siz birlikte, yine siz paslaşarak, yine ortaklıkla bu devleti bir terör örgütüyle iç içe birlikte yönetmeye devam edecektiniz. Ya Erdoğan değil miydi? Güneydoğu'da valilere hendeklerin altındaki bombaları kaldırmaları için oradaki birlik komutanlarının harekete geçmelerini önleyen, aman hareket etmeyin, aman herhangi bir şey yapmayın, bu sürece zarar vermeyelim deyip hendek olaylarının yaşanmasına, o kadar kişinin can vermesine sebebiyet veren sen değil.